Günaydın. Hafta içi programıyla karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli, gazeteci yazar Celal Kazdağlı ile birlikte gündemdeki önemli maddeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Pençe Kilit Operasyonu diyeceğiz. Ne yazık ki Irak'ın kuzeyinden üzücü bir haberimiz var. Bir şehidimiz var. Şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek başlayalım. Pençe Kilit Operasyonları devam ediyor. Buna bakacağız. Tabii neden önemli? Dün aslında Celal Kazdağlı ile birlikte İran yönünden ve enerji yönünden konuşmuştuk. Orada istikrarın sağlanması ne derece önemli buna bakmıştık. Celal Kazdağlı bizlere anlatmıştı. Yeni gelen açıklamalarla birlikte, yeni gelen gelişmelerle birlikte şu an operasyonun geldiği konum nedir? Buna bakacağız. Celal Kazdağlı'ya soracağım soruları. Tabii iç siyasete etkileri var Pençe Kilit Operasyonu'nun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Twitter hesabından yaptığı bir açıklama. Destek açıklaması aslında ama diğer taraftan hatırlarsınız tezkereye hayır demişti CHP ve bunun tartışıldığını görebiliyoruz. Bunu soracağım Celal Kazdağlı'ya. Diğer taraftan bir de bu desteğe tepki gösteren bir parti var. Kim dersiniz? HDP. HDP CHP liderine tepki gösterdi. Bu neden tepki gördü? Destek açıklaması ve Kürt sorununu bu şekilde mi çözeceksiniz serzenişi ne anlama geliyor buna bakacağız. Diğer taraftan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Mülteciler konusunda malumunuz aslında biz göndermeyeceğiz açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dün mültecilerin onurlu bir şekilde ülkelerine dönmesini sağlayacağız tarzında bir açıklaması var. Bu neden değişti? Bu açıklamayla o açıklama arasındaki fark nedir? Arada geçen zaman neyi değiştirdi? Bunu tartışmaya, bunu konuşmaya çalışacağız Celal Kazdağlı ile birlikte. Hemen kendisine günaydın diyelim. Celal Kazdağlı nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Diğer taraftan tabii baktığımız zaman MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da olacak. İlerleyen dakikalarda grup toplantısı var. Yayınımız kısa bir süre ona dönecek. Yine Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldukça önemli olacak. Gündemi belirleyecek açıklamalar. Hemen başlayalım Celal Kazdağlı. Bu Kuzey Irak'ta yapılan operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyon diyelim. Nedir ne değildir? Şu an gelinen nokta neler? Şu anda Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasına göre daha önceden planlanmış olan tüm hedeflere ulaşıldığı yönünü ifade etti. Dolayısıyla başarıyla sürüyor şu ana kadar yürütülen operasyon. Bundan sonra varsa diğer bir iki hedefler herhalde bunlar alınacaktır, amacına ulaşacaktır. Başarılı olduğuna dair zaten bir izlenim var. Başından itibaren silahlı kuvvetleri Ankara'dan, merkezden yürüttükleri bir operasyonu işin başındaydı. Bütün komutanlar video olarak da gösterdiler. Türkiye'den kalkan uçakları ve iniş yapan, daha doğrusu paraşütle aşağıya inen askerlerin durumlarını bize kamuoyuyla paylaştılar. Dolayısıyla bir şehidimiz var, Allah rahmet eylesin. Onun dışında son derece başarılı giden ve amacına ulaşan bir operasyon gibi duruyor. Bu evet, Celal Kazdağlı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları var. Bir kulak verelim, sonrasında devam edeceğiz. Hafta içi kaldığı yerden devam ediyor. Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları Celal Kazdağlı ile birlikte değerlendireceğiz. Hemen neler söyledi, önemli başlıklar neler? Şunları anlatayım hemen. Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız dedi. Mülteciler konusunda, sığınmacılar konusu bir aylık tartışılmaya devam ediyor. Diğer taraftan asayişi bozan sınır dışı edilmeli dedi. Bu sorun el birliğiyle, akılcı stratejisiyle çözülmeli ifadesini kullandı ve düzensiz göç istiladır dedi. Önemli açıklamalar, misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır dedi. Zaten bunu söylüyordu ama önümüzde yaklaşan bir bayram var. Ramazan bayramı, bayrama gidenlerin dönmelerine gerek yoktur dedi Celal Kazdağlı. Diğer taraftan adaylık konusunda da önemli başlıklar var. Şunu söyledi Bahçeli, isterseniz İnan Kıraç, isterseniz Demirtaş'ı, isterseniz Osman Kavala'yı aday gösterin. Sonuç değişmeyecek dedi. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satır başlıkları bu şekildeydi. Hemen Celal Kazdağlı mülteciler konusundan ilerleyelim. Aslında Devlet Bahçeli'nin mültecilere bakış açısını zaman zaman görebiliyorduk. Mültecilerin misafirliğin bir sınırı olmalı, bir süresi olmalı diyordu. Ancak bu denli tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde böyle bir grup toplantısında açıklamalarda bulunması, demografik yapının bozulma ihtimali üzerinden konuşması siz tarafından nasıl değerlendirildi Celal Kazdağlı? Evet, öyle anlaşılıyor ki bu göçmenlerle ilgili kampanya giderek etkisini artırıyor. Evet. Gerek AK Parti'de gerekse MHP üzerinde karşılığını görüyoruz.
Devlet Bahçeli o milliyetçi tabandan gelen bu yükselen itiraz sesine bigane kalamadı. Hı hı. Ve ilk bu kadar açık ve net bir şekilde Türkiye'nin işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin göçmen meselesine biraz daha farklı bakmakla birlikte esas itibariyle Anadolu'nun demografisi yani Türk kalması perspektifiyle meseleyi ele aldığını ve geçici olduğunu Suriye'den gelenlerin burada kalıcı olmaması gerektiğinin altını çiziyor ve zamanı gelince onların ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguluyor. Gidenlerin de bayram ziyareti için gidenlerin de dönmemeleri, gelmemeleri gerektiğini, bunun sağlanması gerektiğini söylüyor. Tabii doğal olarak asayiş problemi çıkartanların da derhal gönderilmesi. Onlar zaten gönderiliyor Celal Kazdağlı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zaman zaman zaten gönderildiğini söylüyor. Söylüyor ama orada %40 başarı var. İşte bu tür yakalananların ancak %40'ı iade edilebiliyor, gönderilebiliyor. %60'ı kalıyor. Orada performans düşüklüğü var. Ama Türkiye'nin performansı diğer ülkelere göre hayli yüksek. Diğerleri 18-20'lerde kalıyor geri gönderme konusundaki başarı itibariyle baktığımızda. Evet. Bu konu belli ki önümüzdeki seçim sürecinde çok gündemimize çok gelecek ve biz bunu çok konuşacağız. Herkes bu konuda bir şeyler söyleyecek gibi gözüküyor. Baştaki o ensar olma, kucak açma kavramının öncelik olmaktan çıkıp nasıl geri gönderileceği, Suriyeli göçmenlerin nasıl geri gönderileceği üzerinde daha çok fikir tartışmaları yürüyecek gibi geliyor. Siyasetçiler daha çok bunun üzerinde duracaklar. Sanıyorum buna diğer partilerde benzer şekilde katılacaklardır gibime geliyor. Şimdi burada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 3 verdiği isim aslında... Oraya geçmeden önce Celal Kazdağlı bir konuda konuşmak istiyorum. Çünkü Ümit Özdağ'ın açıklamaları da önemli burada. Ümit Özdağ da aslında hemen hemen Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının paralelliğinde bir açıklama yapıyor. Düzensiz göçün istila olduğunu belirtiyor. Yani şu lafı da hatırlatarak devam etmek istiyorum. Devlet Bahçeli ülkücülere bir çağrı yapmıştı. Ülkücülüğün merkezi MHP'dir demişti. Yani bu açıklamaların paralellik kazanmasının nedeninde de aslında biraz önce dediğim ülkücülüğün merkezi MHP'dir açıklamasıyla bağdaşık bir şekilde görebiliyor musunuz? Ondan ziyade aşağıdan gelmekte olan tabanın milliyetçi tabandan gelen sese bigane kalamaması şeklinde görmek lazım. Çünkü Ümit Özdağ kabul edilsin edilmesin belli bir rüzgar oluşturdu bu göçmenler konusunda ve o hassasiyeti kendi partisinin ya da kendi düşüncesinin etrafında toplayabildi. Bu MHP tabanında da çok konuşulan ve itiraz edilen, hatta AK Parti seçmenince de değerlendirilen, tartışılan bir konu. Burada tabii ki böyle bir konuda hassas davranarak, ön alarak biz aslında daha çok bu işin üzerinde duruyoruz diyerek Devlet Bahçeli aslında Ümit Özdağ'dan rol çalmış oluyor. Öyle değerlendirmek lazım. Bu alanda arkasında kalmayacağını, Ümit Özdağ'ın arkasında kalmayacağını işaret ediyor. Ama bir yandan da kışkırtıcılara, uluslararası kışkırtıcılara işaret ederek bunlara da gelmeyeceğini de ifade ediyor. Bu konunun çünkü hassas bir konu olduğunu ifade ediyor. Yani gerek Türkiye içerisinde gerekse dışarıdan bu mesele kaşındığı zaman olayın bambaşka bir noktaya, kontrol edemez başka noktalara doğru hızla tırmanabileceği endişesinin de altını çiziyor doğal burada, olarak Devlet Bahçeli. Burada Ümit Özdağ'dan rol mü çalıyor yoksa işbirliği mi yapılıyor? El birliğiyle mesajına değinerek aslında bunu değerlendirmek lazım Celal Kazdağlı. Şimdilik rol çalıyor diyelim ama bu ileride işbirliğine de dönebilir. Yani Devlet Bahçeli'nin kafasında yeniden bütün ülkücüleri bir araya toplama gibi bir hedef daha olduğu anlaşılıyor. Evet. Çeşitli konuşmalara baktığımızda ama bununla ilgili olarak somut henüz bir başka adım atılmış değil. Yani temaslar, görüşmeler ya da en azından el altından bir görüşmeler, buna uygun işte parti teşkilatlarının diğer dışarıdaki ülkücüleri toplaması gibi bir noktaya gidilmedi. Çünkü Devlet Bahçeli genel başkan seçildiğinde Anadolu'yu tek tek dolaştı. O güne kadar MHP'nin dışında kalmış.
başka partilerde siyaset yapmış ne kadar ülkücü varsa hepsiyle görüştü. Özel toplantılar yaptı, bir araya geldi. Kamuoyuna açık ya da kapalı bütün ülkücülerle görüştü, konuştu ve onlarla kucaklaştı. Bunun üzerine 99 seçimlerinde %18'lik bir oy oranına ulaşarak ikinci parti olarak çıktı. Şimdi benzer bir yol izleyecekmiş izlenimi uyandırıyor insanda bu milliyetçileri bir araya çağırma çıkışlarıyla birlikte. Hani biz bir aradayız, bir aynı mahallede olanlara gelin buradayız diyerek öyle uşaklar buradayız falan deyip bir mesaj göndermişti. Şimdi de ortak konu gibi gözüken bu göçmen üzerinden, göçmen meselesi üzerinden de bütün milliyetçileri tek çatı altında toplamanın adımlarını atmış oluyor. Ama bunu yapabilmesi için öncelikle bu sorunun sözcüsü ve bu sorunu dert edinen birinci parti MHP'dir algısını yerleştirmesi lazım. Ümit Özdağ'ın önüne geçmesi lazım onun için. Ama Cumhur İttifakı'nda da öyle bir algı yoktu Celal Kazzalı ki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Mültecilerin kalıcı olduğunu ifade etmişti ama bir yerden sonra sanırım toplumdan yükselen bu muhalefeti gördükten sonra hem Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu noktada fikir değiştirdiler diyebilir miyiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu kadar sert değil. O kamuoyundaki rüzgara göre pozisyon alarak onu daha doğrusu yatıştırmaya, dengelemeye yönelik açıklamalarda bulunuyor. Ama Ümit Özdağ'ın başlattığı ise tamamen bunların dışarıya atılması ve bunun karşılığında bir toplumsal refleks oluşturulması. Evet. Bir örgütlenmeye doğru giden, bunu bir siyasal işte söylemin parçası haline getirmeyi hedefleyen, amaçlayan bir çıkış. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı yumuşatması ve kendi kontrolünü alabilmesi için bu konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan biraz daha farklı, biraz daha ayrıkça, ondan ayrışan bir düşünceye sahip olması kaçınılmaz. Başka türlü bunun, bu dalganın önüne geçemez. Pekala. Şimdi adaylık konusuna da geçelim Celal Kazalı. Sizin de söyleyecekleriniz var. İsterseniz İnan Kıranç, isterseniz Demirtaş, isterseniz Osman Kavala'yı aday gösterin dedi Bahçeli. Neden böyle bir açıklama yaptı? Burada öteden beri işte sizin adayınızı başkaları belirleyecek. Siz kendiniz belirleyemezsiniz demeye çalışıyordu. Bunu anlatıyordu. Burada da isim vererek bir sizin adayınızı Türkiye'deki burjuvazi belirleyecek. İnan Kıraç üzerinden orayı adresliyor. İki Demirtaş üzerinden de HDP Kandil belirleyecek sizin adayınızı diyor, burayı hedefliyor. Osman Kavala üzerinden de küresel sistem sizin adayınızı belirleyecek. Dolayısıyla bu üç bileşen üzerinden adayınız ortaya çıkacak demeye çalışıyor. Ama zaten bu üç bileşen bir araya geliyorsa durum bambaşka bir şeydir. Ben onların bir araya geldiklerini de zannetmiyorum. Oralarda da çok fazla farklılıklar var ama var mı öyle bir ihtimal? İnsanlar kafasında konu daha netleşsin diye doğal olarak bir siyasetçi olarak Devlet Bahçeli bu sembol isimler üzerinden adayın yerli ve milli olmayacağı, işte ya burjuvaziye hizmet edeceği, büyük sermayeye hizmet edeceği ya da işte bölücülerin yanında yer alacağı, olmadığı küresel sistemle birlikte hareket edeceğini vurgulamaya çalışan, ama diyor bunlardan hangisi olursa olsun fark etmez, bu yenilecektir, biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz vurgusunu da yapıyor. Evet, İnan Kıranç konusu önemli Celal Kazzalı. Perde arkasında ne var sizce? Neden böyle bir açıklama i̇şte bir, gereği duydu Devlet Bahçeli? Böyle bir şey var mı? Böyle bir ihtimal var mı acaba? Tabii artık İnan Kıraç çok yaşlandı. Herhangi bir şekilde o kendi eski hakim olduğu kitleyi harekete geçirmesi ya da onları yeniden sevk ve idare edebilmesi pek mümkün olmayabilir. 90 yaşını sanıyorum aştı gibi geliyor bana, yanılıyor da olabilirim. O yüzden ama onun üzerinden Türkiye'deki uluslararası sermayeye bir göndermede bulunduğunu söyleyebiliriz. Yoksa buradaki hedefi doğrudan İnan Kıraç değil. Onu bir sembol olarak anlatıyor. Şu anda öne çıkmış uluslararası sermayeyi Türkiye'de temsil eden başkaca bir isim olmadığı için şimdilik ona diyor. Şimdi Koçlar dese, Koçlar da tam uymuyor. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç. Ali Koç'la da arası gayet iyidir Devlet Bahçeli'nin. Yakında görüşüyorlar. Ömer Koç da bu siyasi konulara çok fazla girmiyor. Baba Koç da şimdi büyük oranda işte sistem dışında emekli hayatı yaşıyor. Tamamen her şeyden elini ayağını çekmiş gözüküyor. Dolayısıyla bir sembol isim yok vatandaşın kafasında canlandırabilecek. Ben o açıdan İnan Kıraç ismini söyledi diye düşünüyorum. İnan Kıraç da
Koç grubundan ayrıldı zaten. Başka bir kendi şeysini kurdu, şirketlerini kurdu, Kıraça diye. Orada çalışıyor. Aslında Koç grubu da bölündü o çerçevede baktığımızda. Evet, aslında hem Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şu an kaşıdığı bir mevzu var. Celal Kazzalı Büyükelçilik'le ilgili aslında ikisinin de bir gayesi olduğunu, bir düşüncesine girebiliriz. Çünkü şunu söylüyor Devlet Bahçeli, yani muhalefetin adayını başkaları belirleyecek mesajını verirken, bu 28 Şubat'ta ortak bir bildiri yayınlanması Altılı Masa tarafından büyükelçilere revize ettirilerek paylaşıldı tarzında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da defaatle dile getirdiği bir konu var. Yani aslında Cumhur İttifakı'nın şu anki politikası sanırım bu yönde ilerliyor. Öyledir ama ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi felsefesi içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın bu tür siyasi çıkışlarını onay veren birisi değilim. Doğru bulan birisi değilim. Dolayısıyla söylediği şeylerin çok fazla değerlendirilmesinin tartışılmasından yana değilim. Bir anlamı da yok. İcra makamında olan birisi eğer bir mektubu suç ise dışişleri başka bir bakanlıktan ya da elçilikten geliyorsa gereğini yapar. Biliyorsa elinde bir belge varsa bunu da konuşur. Dedikodusunu yapmak, siyasetini yapmak ona düşmez. Bu sistemde İçişleri Bakanı'nın siyaset yapmasını yasaklıyor. Dolayısıyla kuralları ihlal eden bir yapıda. Evet. Dolayısıyla buna bir anlam vermek istemiyorum, değerlendirmek de istemiyorum. Ama Bahçeli'nin dediği evet bu yönde net bir şekilde dışarısı bunu. Evet. Zaten iç ve dış meselesi olarak yerli ve milli diye ayrımı kurarak ister istemez Millet İttifakı'nı da dışarının kontrol ettiği, yönettiği bir ittifakmış gibi sunmak istiyor. Bunda başarılı olursa amacına ulaşacak ama ne kadar başarılı olur sorusu burada önemli. Ben eskisi kadar etkili ve başarılı olacağı kanaatinde değilim. Öyle bir algı var mı toplum üzerinde sizce Celal Kazzalı? Yok. Yıprandı bu çünkü. Yani her şeyi dışarısı yapıyor. Dışarıdan karar veriliyor filan. Türkiye'de olan biten ne kadar kötü şey varsa dışarısı oluyor. İşte zam var. Dışarısı yaptı. İşte dünyada da zam var, bizde de oluyor. Ne yapalım filan diyor. İşte bizim paramızın değeri düştü. Dünyada da düşüyor, bizimki de düşüyor filan deyip. Yani bütün kötülükleri dışarıda arayıp dışarıdan birilerine fatura kesmek, mal etmek, kendisi hiç sorumluluk almamak bu vatandaşın nezdinde çok fazla itibar gören bir şey değil. O zaman siz ne yapıyorsunuz orada? Ne işiniz var sorusu doğal olarak gündeme geliyor. O yüzden çok etkili olduğunu zannetmiyorum. İster istemez değişiyor. Zaten Bahçeli'nin konuşmasında göçmenler meselesini gündeme taşıması bize gösteriyor ki takip ediyor. Başkalarının açtığı gündemi onların elinden almak için çaba harcıyor. Onun peşinden gidiyor. Yani kendi başından beri söyledi Türkiye'nin bekası, işte yabancı güçler bizi saldırıyor, vay Amerika bizi bölecek filan laflarının çok fazla tutmadığını, bunun işe yaramadığını fark ediyor olmalı ki ister istemez şeye döndü, göçmenler meselesine. İşte Ümit Özdağ'ın açtığı yoldan onun elinden bu malzemeyi alarak kendisinin kendi iktidarını kullanabileceği bir boyuta taşımak gibi bir niyeti olduğu anlaşılıyor. Yani eski argümanların yeterince iş yapmadığını, etkili olmadığını vatandaş nezdinde görebiliyoruz bu açıklamalarına baktığımızda. Pekala. Celal Kazalı, bir son dakika gelişmesi daha var. Aslında dün 19 olan o etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Pençe Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya ulaşmış oldu. Operasyonlar hala devam ediyor. Bizler de bu konuyu tartışacaktık ama yavaş yavaş da sonuna geliyoruz Celal Kazalı. Ufak bir aslında bu konuya da girelim. 26 terörist dünden bugüne etkisiz hale getirildi. Aslında operasyonun amacının ve hedefinin de ulaşılması noktasında da büyük bir çaba gösterildiğinin göstergesi sanırım bu bize. Ben burada işte öldürülen terörist sayısının çok da önemli olduğu kanaatinde değilim. Onlar üzerinden bir sonuca gitmenin de bir anlamı yok. Asıl olan oradaki terör yuvalarının dağıtılması ve oraların artık teröristler tarafından bir karargah olarak ya da sığınak noktaları olarak kullanılamamasını sağlamak. Bu amaç gerçekleşiyor. Önemli olan bu. Yoksa sayıların 3, 5, 7, 20, 30 olmasının çok fazla bir önem yok. Elbette ki bu kadar büyük güçle gidildiğinde daha büyük rakamlarda bir tabloyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Muhtemelen Türkiye'de bunları biraz aşağıya indirerek açıklıyordur tahmin ediyorum. Peki. Gerçek rakamları ifade etmiyordur. Çünkü zaten tespit etmek de zor. Devlet Bahçeli'nin meclis üzerindeki vurgusu bence son derece önemli.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclisin biraz arka planda kaldığını da hissettiren bir açıklama. 23 Nisan 1920'de kurulan meclisin hem ordu kuran hem de devlet kuran bir meclis olduğunu ifade ediyor ve bu anlamda da çok önem atfediyor. Dolayısıyla sanki bilinç altında yeniden meclisin güçlenmesi, denetim organı olarak öne çıkmasını talep eden bir ruh hali varmış gibi gözüküyor. Bu da aslında işte altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem talebine evet. bir cevap olarak gündemi oluşturma yönündeki o çabaya bir cevap oluşturacakmış gibi duruyor. Pekala. Celal Kazal, Devlet Bahçeli bizlere aslında oldukça malzeme verdi. Yarın deşifresini daha uzun yapalım. Şimdi sonuna geldik. Sadece bir şey de konuşmadı. Ben bekliyordum Bülent Arınç'a bir şey söyler diye. Değil mi? Bu da aslında son derece manalı. Evet. Kesinlikle. Neden cevap vermediği de aslında manalı dediğiniz gibi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, böylelikle hafta içi programının bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.